Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz ölümsüz anları ölümsüzleştiren bir konuk Sayın Bilser Şen, fotoğraf sanatçısı, fotoğrafçı ve dediğim gibi ölümsüz anları ölümsüzleştiren biri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizi tanıyalım mı? Sayın Bilser Şen kimdir? İzleyicilerimiz merak ettiler şimdi. Tabii zevkle. 28 yaşındayım. Trakya Üniversitesi seramik mezunuyum. Ama merakla fotoğrafçıyım. Şimdi bir de seramik sanatçılığı eklendi bu işin içerisine. Öyleyse sanatın farklı farklı dallarında, yani 7 renginin de 7'sinde herhalde siz yaşamınız boyunca böyle hizmetler vereceksiniz. Öyle gibi gözüküyor, doğru mu? İsteğim o şekilde. İnşallah diyoruz biz de. İnşallah. Peki, fotoğrafçılığa başlamak nasıl oldu? Yani nereden geldi bu böyle? Hadi ben fotoğrafçı olayım demekte olunmuyor, değil mi? Olunmuyor. Olunmuyormuş hatta. İlk makinemi aldığımda ben çekerim dedim. Gerçekten isteyerek olmuyor. İstemenin üstüne biraz eğitim, biraz tecrübe eklemek gerekiyormuş. Bilmediğim çok şey olduğunu öğrendim. Makineyi direkt otomatik kullanamayacağımı öğrendim. Makinenin bana değil benim onu hükmetmem gerektiğini öğrendiğimde değişti. Önce çekmeyi öğrendim, makineyi nasıl kullanacağımı öğrendim, ışığa ihtiyacım olduğunu öğrendim. Hepsini sırayla kat ederek, zaman zaman arkadaşlarımdan yardım alarak, onlara poz verdirerek ilerledim. Sonunda çekmem gerekenin aslında doğum olduğunu, düğün olduğunu düşündüm. Çünkü kimseye kastım yok, yanlış anlaşılmasın. Manzara çekemiyorum. Benim tamamen portreye yönelmem gerekiyordu. En çok istediğim aslında doğumdu. Doğumu gerçekten çok büyük bir mucize olarak çektim. Çok. İlk doğumumda gerçekten çok heyecanlandım. Ve kendim de anneyim ama orada olmak, onu benim fotoğraflamam, onun dünyaya gelmesi, annenin ilk gözyaşı, babanın ilk bakışı, hepsi çok farklıydı. Sonra düğünleri düşünmeye başladım. Onlar da çok farklı. Hepsi bir kez oluyor. Hepsi bir kez başıma geliyor. Düğünde aslında biraz cimriyim. Öyle söyleyeyim. Onlar bana poz verdikçe ben zevkle çekiyorum. Evet. Ama elimizi kolumuzu nereye koyalım dediklerinde kalıyoruz hepimiz. Hani ne kadar doğal olurlarsa. Tabii ki yardımcı oluyorum. Sağa bakın, sola bakın. Ama bunların hepsi benim hoşuma gittiği için aslında. Onların bir bakışını ben sevdiğimde çekiyorum. Nasıl güzel görüyorsam. Beni böyle de çek dediklerinde olmadığını gösteriyorum aslında onlara. Onların ölümsüzleşmesi benim hoşuma gidiyor. Öyleyse sanatçılık işte burada başlıyor, değil mi? O evet. Doğallığı yakalayabildiğiniz evet. Anda ve ölümsüzleştirebildiğiniz anda o doğal anı, sanatçılık burada başlıyor. Evet. Çünkü o doğallığı tamamlayacak olan ışık, efendime söyleyeyim, farklı birçok detay daha sizin gözünüzden, sizin objektifinizden karşı tarafı ölümsüzleştiriyor. Muazzam bir sanat diyorum ben. Gerçekten fotoğrafçılık apayrı bir sanat. Çok başarılı fotoğrafçılarımız da var ve gelecekte mutlak surette sizi de çok başarılı fotoğraflarla herkes tanıyacak diyoruz. Ben de çok güzel selfie çekerim. Ben de onu hep zor çekiyorum. Ama bir selfie çubuğu daha edinmedim. Ne diyorsunuz peki? Teknolojinin aslında, tabii bir espriyle girdik konuya ama teknolojinin hayatımıza kattığı çok şey var. Fakat teknolojinin hayatımıza katmış olduğu bu özellikler, güzelliklerle birlikte bir takım sanatlarımız da sanatçıyla birlikte üzülüyor. Doğru mu? Bir yerde doğru, bir yerde değil. Dinleyelim o zaman. Teknoloji, nerede doğru, nerede doğru değil? Yani tamam, selfie'den girdiniz, oradan gidelim. Selfie, evet, herkes alıyor, çekiyor. Mesela yakınlarım da bazen bana, bak ben bunu telefonla çektim. Bir kamera edinmeli miyim? Telefonla da çok güzel çektim diyen yakınlarım var bana. Ben de tamam, çok güzel çekmişsin, olmuş, hani güzel görünüyor. Ama telefonunuzun çektiği de tamamen otomatik.
sizin başka bir makineyi alıp da direkt çekmeniz otomatik. Ama benim elime aldığım makina benim istediğim şekilde çekiyor. Evet çok özelliği var, evet ileri teknoloji. Ama benim elime aldığımı ben istediğim şekilde, ben onu hükmediyorum. Ben onun bana verdiği otomatikliğe karşıyım. Işığımı ben seçiyorum, rengimi ben seçiyorum, gölgemi ben seçiyorum, açımı ben seçiyorum. Telefonun bana kısıtladığı o kadrajda değilim. Ki telefonlar genelde dik çeker ama insanlar yatay görür. Evet. Çok farklıdır. Dik fotoğraflar tamam, güzel çıkanlar var ama bir yerde kesiyor. Size olmanız gerektiği yerde göstermeyebiliyor. Ya da daha farklı gösterebiliyor. Ama bizim gördüğümüz görsel aslında gözle bakış açımıza dikkat edersek biz dik değil, yatay görüyoruz. Ama telefonlarda o selfilerde hep dik ve hep kesik fotoğraflar oluyor. Yani evet. Teknolojiyi de kullanırsak aslında bence güzel gidiyor. Teknolojiyi sanatla yan yana kullandığımız takdirde her şey yolunda gidecek diyorsunuz. Tabii anladığım ki. Kadarıyla. Yine biz selfie çekmeye devam edebiliriz. Ben de arada yapıyorum. Evet, böylece ne tür fotoğraflar çekmiş olduğunuzu da öğrendik. Kendinize özel, kendinize has bir tarzınız var. Ama daha çok düğün ve doğum fotoğrafları. Evet. Yani hep ilklerde olmak istiyorsunuz. Evet. Gerçekten de çok güzel. Peki, neden özellikle düğün ve doğum? Sizin de dediğiniz gibi ilkler öncesi. Biraz önce yine söyledim. Gerçekten cimriyim fotoğrafta. Bana, kendime olduğu için biraz da kendimi tatmin ediyorum aslında. Onlar benim için geldiler gibi düşünüyorum. Tamam, o insanların düğünü var. Onun için hazırlandılar. Düğün bitecek, gelinlik çıkacak. Bir süre sonra unutulacak. Gelinlik detayı unutulacak, çiçeği unutulacak, ayakkabısı unutulacak. O gün ne yaşadıkları zamanla silinecek. Ama o benim çektiğim fotoğraflara bakınca gelininin dantelini, çiçeğinin rengini, aradaki o kurdelesiydi, hasır ipleriydi, çiçeği, hepsi, ayakkabısının detayına kadar, topuğuna kadar benim çektiğim fotoğrafla hatırlayacak. Evet. Bir de çekerken nasıl eğlendiğimizi hatırlayacaklar. İşte işin en güzel, en keyifli tarafı da bu olsa gerek değil mi? Hı. Aslında o anı, yani o anları sadece fotoğraflamak, görüntülemek değil, o anları bir de geliştirmek de sizin omuzlarınızda. Evet. Çünkü düşünecek olursak her şeyin ilki, dediğimiz gibi düğünlerde genelde gelin ve damat adayları hep gergin olurlar değil mi? Evet. Çok gergin olurlar. Şimdi o gerginlik içerisinde o doğal pozu verebilmek ya da gülebilmek, doğal gülebilmek çok zor bir şey. İşte bu zorluğu aşmalarını sağlayan kişi de siz oluyorsunuz, doğru mu? Doğrudur. Evet. Peki neden bayan fotoğrafçı olarak çok aranıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, doğum mahra. Çoğu erkek doğuma zaten girmek istemiyor. Babaları bile çok zor ikna ediyoruz. Babalar bile annenin yanında oluyor, görmüyor, önlerinde bir kumaş var belki. Ama o an görmek istemiyorlar, korkuyorlar. Haliyle bir erkek fotoğrafçıya da çoğu annemiz güvenmiyor. Bayan olduğumu duyup beni telefonda, internetten görüp daha çok arıyorlar. Bayan olduğumu duyunca çok seviniyorlar. Örnek fotoğraflarımı görünce seviniyorlar. Birincisi anneyim. İkincisi ben de onların geçtiği yollardan geçtim. Kendimi onların yerine çok rahat koyabiliyorum. Kendi düğün telaşımı düşünebiliyorum. Her detayı nasıl özenerek düşündüm. Hepsini nasıl planladım onları biliyorum. Kendi doğumumda ben nasıl korktum. İlk anı nasıl hatırlıyorum. Onları düşünerek ben onlara ne vermek istiyorum. Evet. Bunları düşündüğümde, ki bayan olduğum için gelinler de anneler de daha çok beni tercih ediyor. Evet, tercih nedenlerinin en başında bunlar geliyor diyorsunuz. Tabii. Ve aynı zamanda kadınlar biraz daha duygu katabiliyorlar evet, bu olaylara değil mi? Fabrikasyon çekilmediği için biraz da. Evet, duygu katabiliyorlar. Evet. En önemlisi de bu. Peki, işin hangi aşamalarını yapıyorsunuz? Sadece çekim mi yapıyorsunuz? Çekimi yapıyorum. Çekimde fotoğrafları seçmeyi tercih etmiyorum. Çünkü herkes kendi fotoğrafında kendini nasıl güzel görürse öyle oluyor. Çiftlerim ya da annelerim istedikleri fotoğrafları bana verdikten sonra Photoshop kısmı, tasarım kısmı, temizleme kısmı tamamen bana ait. En son albüm baskı da artık benden çıkıyor. Yani tüm baştan sona alıyorum, temizlemesi, tasarlaması. Onların istediği şekilde, onların istediği renklerle, onların istedikleri şekilde, kurguyla çekip onlara teslim ediyorum. Evet.
Peki bunların dışında yani düğün ve doğum dışında çekimler yapıyor musunuz? Tabii aile çekimlerini yaptım. Anne, bebek, baba onlar kendi halinde oynarken çekimlerini yaptım. Ki bebekler pek poza girmezler. Hele bir yaştan sonrasında oturmazlar bile. Onların peşleri sıra koşmak güzel oluyor. Mezuniyet çekimleri yaptım. Yine mezun olan öğrencilerimize, yeni nesile güzel bir şey bırakıyorum. O da güzel. O da bir ilk. Evet. O da bir ilk. Yani ilk okul diplomasını almak, ilk öğretim diplomasını almak, lise diplomasını almak bunlar da ilk hep. Hayatımızda çünkü belli noktalar. Evet çok güzel. Hep ilklere şahit oluyorsunuz. Bunları ölümsüzleştiriyorsunuz. Gerçekten muazzam. Peki iş bununla mı kalıyor? Sonrasında bunları albüm haline getirmek. Bu da çok zor bir iş değil mi? Evet. Albüm içlerini tasarlamak. Hele ki tamam ben çekimi kurguluyorum. Bu fotoğraftan sonra bu fotoğraf gelmeli diyorum ama çiftlerim kendilerini seçtikleri için benim bir de onları tekrar albümde tekrar kurgulamam gerekiyor. Tekrar bir bakmam gerekiyor. Temizleyip renklendirmekle kalmıyorum. Hangisini yanına hangisini koymalıyım diye artık seçe seçe gitmek zorunda kalıyorum. Hepsi yine bana kalıyor. Tüm sayfayı baştan sona kapağa, son kapağına kadar yine benden geçiyor. Hepsine ben karar veriyorum. Hepsi benim emeğimle gidiyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Gerçekten zor bir iş. Neden bunu diyorum? Yaşınız çok genç, hatırlamayabilirsiniz gerçi benim de çocukluk yıllarıma denk geliyor ama onu da parantez içinde söyleyeyim. Fotoromanlar vardı eskiden. Benim ablamın fotoromanları vardı böyle. Fotoğrafların üzerinde işte küçük küçük yazılar olurdu, öyle kitaplar vardı ve bir hikaye, bir roman anlatılırdı. Aslında siz yapmış olduğunuz bu albümlerle de bir anlamda onu yapıyorsunuz değil evet. mi? Yani hangi pozun arkasından hangi poz gelirse konuyu daha iyi anlatabilir, aktarabilir evet. gibi. Evet. Doğru mu? Doğru. Çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Tabii bunu yaparken yine duygu katıyorsunuz. Bazen bana niye bu pozu istiyorsunuz diye soruyorlar. Ya da ben öyle duramıyorum, bakamıyorum diyorlar. Ama bakıyorlar. Sonrasında ona çekince ben bunu istiyorum, bana bunu büyütün diyorlar. Bana gönderdiklerinde onu postlara çevirebiliyorlar. Mesela bazen diyorum klasik pozlardan biridir. Gelini bayıltın diyorum. Alın dans eder gibi bayıltın. Ya da döndürün bir kere. Ama olmaz yapamam. Dönemem. Gelinlikle olmuyor dedikten sonra hiçbir gelinimin bu olmaz dediğini görmedim. Evet. Peki bundan sonrası için mutlak surette yine mesleki alanda, sanatınız alanında hedefleriniz vardır. Yürümek istediğiniz bir yol vardır. Nedir? Şu an freelance çalışıyorum. Stüdyo istiyorum. Bursa'da daha çok çekim yapıyorum. Diğer illere nadiren çıkıyorum. Tabii ki daha çok çıkmak isterim ama ben Bursa'da fotoğrafçılık adına çok fazla eğitim alamadım. Bunun için sık sık İstanbul'a geldim. Asıl isteğim, tamam fotoğraflarım çok güzel. Çekmeyi de çok seviyorum. Ama bir yandan da ben fotoğrafçı yetiştirmek istiyorum. Eğitimini vermek istiyorsunuz evet, bu işi. Evet, istiyorum. Buna hakkım olduğunu öğrendiğimden beri kendimi tamamlayıp hazır hissettiğimde özellikle de 12-13 yaş çocuklarla başlamak istiyorum. Küçükten aşılamak istiyorum. Benim de bir oğlum var. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun hepiniz. Onun da fotoğrafçı olmasını, en azından hobisi olmasını çok isterim. Ve çocuklarla önce ilerlemek istiyorum. Makinenin tamam, çok küçük çocuklara veremiyorum. Sayısal değerleri var. Anlayabilmeleri gerekiyor. Maksimum hani düşürebildiğim 12-13 yaş. İlgisi olacak, ona özen gösterecek, biraz daha sorumlu olacak, biraz daha görseli düzelecek, ufka açılacak insanlar yetişmesini istiyorum. Çok güzel istekler bunlar. Belirlemiş olduğunuz hedef gerçekten çok güzel. Diliyoruz ki belirlemiş olduğunuz hedeften şaşmadan yolunuza devam edin ve her şey istediğiniz gibi olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, fotoğraf sanatçısı Sayın Bilser Şen'i ağırladık. Hoşçakalın.